Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Paranın Rotası'nda birlikteyiz ve bugün çok sayıda konuğum olacak. 25 Nisan 2013 tarihi. Evet, şu an stüdyoda görmüyorsunuz ama bugün bir farklılık da yapalım dedik. Özellikle sistemli mailler de geliyordu. Sizlerden gelen sorulara bir gün ayıracağım. O yüzden bugün stüdyoya almayacağım. Sizler konuksunuz programa ki... paranirotası@gmail.com adresine göndereceğiniz sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Yani bir nevi bir soru cevap programı şeklinde gideceğiz ama tabii yine de piyasaları ve dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Telefonla bağlanacağız. Konuklarımız olacak. Önce Doktor İsmet Demirkol'a bağlanacağız. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Arkasından da Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'na bağlanacağız. Ve dünyadaki bu son gelişmeleri onlarla birlikte değerlendireceğiz. Gerçekten şu an piyasaların çok merakla beklediği bir gelişme olabilir mi? Yani Avrupa Merkez Bankası faiz indirebilir mi? Ki şu an dünya piyasalarında biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Evet, bu gün dediğim gibi sizlerden gelen sorulara daha fazla ağırlık vereceğim. Ve sorular da yavaş yavaş gelmeye başladı. Öncelikle isterseniz kısa bir piyasa özeti yapalım. Ki dün neler oldu ve piyasalarda nasıl gelişmeler oldu? Kısa bir özet vermek istiyorum. Piyasaları hareketlendiren temel unsur biliyorsunuz özellikle son iki gündür ki biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken dış piyasalarda önemli haberler geldi. Düşmekte olan Avrupa borsalarında çok sert yükselişler ortaya çıktı. Amerikan borsaları benzer şekilde hareket ederken Asya borsalarında da çok sert yukarı hareketler vardı. Ve bu hareketlerin nedeni ise Avrupa Birliği ile ilişkin gelen satın alma yöneticileri endeksi ki PMI endeksi diyoruz. Bu PMI endekslerinde çok sert aşağı hareketler vardı. 15 aydır 50 seviyesinin altında gidiyor bu PMI endeksleri ki 50'nin altında gitmesi demek ekonomilerde ciddi anlamda daralma olduğunu da gösteriyor. Ve 3-4 ay önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi demişti ki en kötü geride kaldı. Bundan sonra ekonomiler yavaş yavaş toparlayacak demişti ve bunun üzerine piyasalar olumlu bir dönem yaşamıştı. Euro dolar paritesi yukarı gitmişti. Fakat bunun ardından o beklenen toparlanma bir türlü gelmiyordu. Nitekim pazartesi günü Bundesbank'ın başkanı bir kulaklara su kaçırdı. Evet, Avrupa Merkez Bankası'na bağlı faiz indirebilirler gibi bir şeyler söyleyince piyasalarda PMI endeksleri de çok kötü gelince ki dün de Almanya'dan IFO endeksi oldukça kötü geldi ki 104 civarında geldi, 106 bekleniyordu. Bunun üzerine de artık 2 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısından bu toplantıya ilişkin olarak faiz indirimi kararı bekleniyor. Peki bu faiz indirimi kararına ilişkin olarak ne tür açıklamalar var? Amundsen, Avrupa Merkez Bankası üyesi bir yapmış olduğu açıklamada tabii ekonomik verilere bakacağız dedi. Kesin bir şey söyleyemiyorlar. Biliyorsunuz son yaklaşık 2-3 aydır IMF Başkanı Lagarde da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesini konuşuyordu. Faiz indirmesi gerektiğinden bahsediyordu ki IMF bu sene Avrupa ekonomilerinde %0.3 bir geri çekilme ve daralma bekliyor. Dolayısıyla da bu faiz indirimini piyasalar şu an satın almaya başladı. Bu olumlu hava daha ne kadar devam eder? Buna bakacağız. Evet, sizlerden sorular gelmeye devam ediyor. Biraz sonra bu sorulara cevap vereceğim. Altını soruyorsunuz ve aynı zamanda ABD'deki borsalar ne olur diye Evren Bey sormuş. Bunlara bakacağız ama isterseniz kısaca hemen
son günlerde Amerika, Avrupa ve Türkiye'de neler olduğuya bir grafiklerle bakalım. Önce Dow Endeksini veriyorum. Dow Endeksinde yaklaşık olarak 14.800-14.900 seviyelerine yaklaşılmıştı. Ki bu seviyelere yaklaşıldıktan sonra bir miktar geri çekilme oldu. Endeks 14.400 seviyelerine kadar geriledikten sonra özellikle bu Avrupa Merkez Bankası haberi sonrasında faiz indirimi beklentilerinin başlaması sonrasında Avrupa ile birlikte yeniden yukarı döndü. Dün hafifçe bir gerileme vardı Dow Endeksinde %0.29 geriledi. Nitekim bu grafiğe baktığımızda uzun vadeli baktığımızda ve haftalık bazda baktığımızda görüyorsunuz daha önce 2008 krizi öncesinde ulaşmış olduğu 14.717 seviyesini aşmıştı Dow Endeksi. Şu an endişeler tabii ki bunun tekrar aşağı doğru yönelmesi ve aşağı yönlü bir trendin başlaması. Ve bu trend başladığı zaman en tehlikeli yerler neresi? İsterseniz buna bir bakalım. 14.500 seviyesinin altında hemen 14.280 civarında bir önemli desteği var. 14.300 civarında bu desteğin kırılması durumunda 13.500'e kadar gerileyebilir. Ama şu an için şunu söyleyebiliriz. Dow Endeksinde bir miktar daha yatay hareketin sürmesini bekleyebiliriz. Yalnız burada grafikte dikkatimizi çeken çok önemli bir nokta şu. Dikkat ederseniz burada şu grafik üzerinde 14.800'den 14.500'e gerileyen haftada ki bu haftalık grafik ve son 3 haftadır endeks Dow Endeksi 14.300 ile 14.900 arasında gidip geliyor. İşlem miktarının çok güçlü bir şekilde arttığını görüyoruz. Bunun iki tane sonucu olabilir. Bir tanesi Amerika borsalarında bir düşüşün ilk sinyali olabilir ki normal şartlarda eğer 14.300'ün altına giderse Amerika Dow Endeksi böyle bir durumda dış piyasaları da çok olumsuz etkileyecektir. İkinci yorumumuz da şu olabilir. Bir düşüşün sinyali değil. Evet, satış baskısı geldi. Yüksek işlem hacmi gerçekleşti geçen hafta. Ve bu yüksek işlem hacmi sonrasında piyasa aşağı geldi. Ama buna rağmen düşmüyor da eğer 14.900'ü yukarı zorlamaya başlıyorsa bu güçlü hacme rağmen düşmeyen endeks o zaman çok daha sert yukarı hareketler yapabilir. Dolayısıyla iki tane temel nokta var. Birincisi 14.300 seviyesi aşağı kırılırsa dış piyasaları da olumsuz etkileyecektir ve düşüşü tetikler. İkincisi de eğer 14.900'ün üzerinde bir kapanış olursa çok sert yeni bir rally hareketi başlar. Amerika borsalarında görünüm bu. Evet, şimdi Dow'a baktım. Biraz sonra Avrupa borsalarına da bakacağım ama hemen telefon attığımızdaki ilk konuğumuza dönelim. Az önce sizlere duyurmuştum. Doktor İsmet Demirkol, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Şu an bizlerle birlikte. Günaydın İsmet. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet, sabahın bu saatinde seni rahatsız ettik ama sen de bütün piyasaları dikkatle izliyorsun. Ve yazılarınla da seni takip ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben özellikle şunu soracağım. Demin yayına girerken bahsetmiş olduğum ilk soru. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığı sence nedir? Son gelen verileri sen nasıl yorumluyorsun? Şu an senin gözlüğünle küresel ekonomiler nasıl görünüyor? Sayın hocam, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Son 4 yılda gerçekte 9 trilyon dolarlık bir parasal genişleme yapıldı. Aslında FED, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası kanalıyla. Fakat bu paranın açıkçası ben pek yatırımlara ve istihdama gittiğini göremiyorum. Zaten bunun rakamları olarak verdiğimiz takdirde, endeks bazında kontrol ettiğimiz takdirde, özellikle PMI verileri en son geçen hafta açıklanan ve geçen gün açıklanan rakamlarda, Almanya, Çin ve Amerika'daki imalat sanayi endeksinde ve azalma başladı. Dolayısıyla ılımlı büyümenin ben pek tersine döndüğünü görüyorum. Özellikle Avrupa Merkez Bankası gerçekte faiz indirimini gerçekleştirse bile bence aslında geç kalınmış bir karar. Çünkü kararları çok geç alıyorlar ve bunların yatırıma dönmesi uzun zaman alıyor ve istihdamı da çok olumsuz katkı sağlıyor ve işsizlik artıyor. Özellikle imalat sanayindeki gerileme ve tüketici siparişlerindeki azalma sanki bir küresel durgunluğun tekrar başladığını, özellikle Avrupa'daki resesyonun bence daha da derinlere gideceğini görüyorum. Peki bu resesyonu çözümü konusunda
Biliyorsun iki tane çok ayrı görüş var. Bir tanesi Avusturya okulu dediğimiz okul ki onlar parasalcılar. Evet. Diğeri de Krugman'ın ve Stiglitz'in başı çektiği Keynesyenler. Evet. Ve onların ısrarla söylediği şey, eğer bu şekilde giderse, yani borçları azaltıp da piyasaya güven vermeye çalışırsanız çok ciddi biçimde şey olacak, evet. Ekonomiler daralacak, evet. Bu da borçları daha da arttıracak, evet. Ve bu çözüm değil, mutlaka kriz dönemlerinde kamu harcamaları arttırılmalı diyor. Diğer görüşte amana kamu harcamalarını arttırmayın, olabildiğince kısın, böylelikle piyasalar güven sağlayacak, tahvil bonoya girecek diyor. Sen hangi taraftasın? Ben açıkçası kamu harcamaları kısıldığı takdirde Avrupa'da piyasanın ben daha da kötüye gittiğine göre inanıyorum. Nedenine gelince zaten bir yatırım yok. Özel sektör şu an zaten resesyona girmiş durumda. Siz bir de kamu harcamalarını kıstığınız takdirde para girişinde çok büyük sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bunların yatırıma dönmesi zaman aldığı için işsizlik artıyor. Dolayısıyla aslında iki görüş de bence olumsuz ama en azından kamu harcamalarında biraz yatırımlara önemli bir ağırlık verilirse hiç değilse durgunluğa doğru gider Avrupa. Aksi takdirde özellikle Türkiye açısından bizim ihracatımızın çok büyük bir yeri var. Avrupa'nın daralması bizim ihracat pazarımızın da Afrika'ya ve Asya'ya daha çok yatırıma neden oluyor. Dolayısıyla ihracatçımız için de çok çok kolay bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kamu harcamalarında bence en azından artışın öngörülmesini görüyorum ama pek Avrupa'nın da açıkçası kamu harcamalarına çok fazla vakit ayıracağını, yatırım için para ayıracağını da pek şu anki konjonktürde göremiyorum ne yazık ki. Peki bu 2 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Merkez Bankası iki tane toplantısı var. Biri 2 Mayıs, biri 16 Mayıs'ta. Oradan evet, sen bir faiz indirimi bekliyor musun? Evet. Piyasalar yani doğru fiyatlıyor mu o beklentiyi? Bu piyasayı bence dediğiniz gibi fiyatladı zaten. Zaten faiz indirimi de bence gelmesi gerekiyor. Çünkü euronun aşırı değerlenmesi açıkçası dış ticarette de çok büyük sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla çok geç alınmış bir karar olacak bence. Süratle Avrupa'nın Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ve euronun bence değer kaybetmesi gerekiyor. Aksi takdirde rekabet her geçen gün zorlaşacak ve piyama endeksleri bence daha da kötü gelmeye başlayacak. Özellikle Avrupa tarafından. İsmet, son olarak şunu sorayım. Buyurun hocam. Bizim borsamızla ilgili olarak beklentilerin neler? Yani bizim biliyorsun hikayemiz farklı. Evet, Merkez Bankası da gaza bastı. Gaz fren, 2012 gaz fren tartışmalarıyla geçti. En sonunda daha doğrusu Sayın Zafer Çağlayan gaza basıyordu. Merkez Bankası frene basıyordu. Araba bir dur kalk yapıyordu. Nihayet bayağı bir yavaşlamıştı araba ama 2013 ile birlikte Merkez Bankası da gaza bastı. Her ikisi de gaza basıyor şu an. Ama gelen ilk 3 aylık veriler sence yeterli büyümeyi getirdi mi? Bir de bizim borsa için söyleyeceklerin neler ve bugün nasıl bir piyasa bekliyorsun? Açıkçası hocam öncelikle isterseniz Türkiye'deki ilk 3 aylık rakamlara bakalım. En son dün kapasite kullanım oranları açıklandı. Gerçekten şu an bence İç talebe dolu bir büyüme başladı. Pek tabii bu bir aslında cari işlemler açısından 1 milyar dolara yükselmesi, dış ticaretin 1,5 milyar dolara yükselmesi bir büyümenin göstergesi. Fakat endişem şu ki sanki ilk 3 ayda özellikle kredilere baktığımız zaman 844 milyar lira kredi, 840 milyar mevzuatta olmuş durumda. Sanki iç tüketime dayalı, iç talebe dayalı bir büyüme başladı ve sanayide bir açıkçası kıpırdanma olmadığını görüyorum. Özellikle dış talepte ihracatın bence bu sefer katkısının azalacağını görüyorum. Dolayısıyla ilk 3 aylık veriler evet Türkiye ekonomisi büyümeye başladı. Gerçekten gaza basmaya başladık. Fakat Merkez Bankası'nın özellikle politika faizini indirmesi bir yerde sanki sermaye girişlerini arttıracak endişesindeyim ki burada sermaye girişlerini arttırması doğrudan yabancı yatırımın arttırması çok büyük olumlu katkı sağlar. Aksi takdirde portföy girişlerinin artması doğrudan yabancı yatırımın gelmediği süre zarfında dolayısıyla zaten sanayide bir kıpırdanma şu an olmadığı için azalma başladı. İş talepteki bence artış iş tüketime dayalı büyümeyi ve beraberinde de cari işlemler açısının uzun vadede artışını gösterecek. Dolayısıyla Türkiye'nin süratle doğrudan yabancı yatırımları çekmesi lazım. Özellikle politika faiz inmesinden dolayı. Ama bir yerde Türkiye gerçekten çok büyük parlayan yıldız. Özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'da, Asya'da baktığımız zaman Türkiye'nin çok büyük bir önemi var. Ekonomik açıdan da her geçen gün ilerliyor. Bu portföyle ilgili olarak özellikle borsada bir artış bekliyorum ama açıkçası bir kar realizasyonundan sonra durgunluğa girdikten sonra tekrar yukarı doğru çıkış ortaya çıkabilir ama öncelikle borsanın
yukarı doğru çıkması için altının çok iyi beslenmesi lazım. Özellikle Türkiye'deki imalat sanayinin sanayiden doğru bir istihdam artması durumunda, olması durumunda sonra dış talebin katkısı artı olursa bence portföy girişlerinde borsaya göre daha büyük bir artış ortaya çıkacak. Evet, İsmet, anladığım kadarıyla reel ekonominin desteği ve gücü olmadan borsada artış olmaz diyorsun. Mutlaka bu ekonomik büyüme oraya yansımalı ki borsaya da yansın. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Hocam. Sen Ankara'dan bağlandık sana ama İstanbul'a geldiğinde de stüdyolara bekliyoruz. Tabii görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Saygılarımı sunarım. Saygılar hocam. Sevgili seyirciler, evet, sizlerden sorular geliyor dedim. Hemen Umut Kaya'nın sorusuyla başlayalım. Ve Umut Kaya, hocam o zaman diyor, hemen sorayım diyor. Yani ben az önce yayını açtım, sırada sorularınızı cevaplayacağım dedim. Altın 1425 doları kırdı. Bundan sonra nereye kadar gider? Nerede satıp nerede alalım? Ayrıca gram TL nereye kadar yükselir diye sormuş. Şimdi şöyle bir, yani bu soruya altın veya gümüş, borsa, dolar, euro, ne olursa olsun, yani emtia, bakır, her şeyi koyabilirsiniz ama yatırımcının şöyle bir yanılgısı var. Ben doğru yerde alıp doğru yerde satarım ve bunu yapmaya çalıştığınızda günlük bazda izlemeye başlıyorsunuz ve her hareketi yakalamaya çalışıyorsunuz ki beyin bu konudaki maalesef en kötü rehber. Yani olası en kötü kararı beyniniz verir. O bilinç dediğimiz, yani ön kısım, frontal korteks dediğimiz kısım size hareketler yaptırır ve bir yerde mutlaka ipin ucunu kaçırırsınız. Yani 3 kere 4 kere kazanmış olsanız bile bir sonrakinde, ki 3 kere kazanan birisinin en büyük zaafı şudur: artık olayı çözdüm der. Çünkü beyinde küçük sayılar yasası geçerlidir. Son 2 olayı geneller beyin. Veya son 3 tane olayı artık genele yayarız. Yani son 3 tane olayda kazanmışsa bir kişi, artık ben bunun sırrını buldum ve bundan sonra asla kaybetmeyeceğim diye düşünerek genellikle çok daha fazla parayı riske atmaya başlar ki ben özellikle bütün yatırımcılara şunu söylüyorum. Eğer bir stratejiyi kullanarak 2 defa üst üste kâr etmişseniz, 3. defa mutlaka koyduğunuz paranın 3'te 1'ini, hatta 4'te 1'ini koyun. Yoksa ciddi anlamda kayıplar yaşarsınız diyorum. Çünkü bu beynin bu 9 tane zaafından en önemlisi bu küçük sayılar yasası. Bunu göz önünde bulundurarak şimdi Umut Kaya, anladığım kadarıyla siz altını günübirlik ve 3-5 dakikalık belki grafiklerde, belki saniyelik grafiklerde sürekli izliyorsunuz. Dolayısıyla nereden alıp nereden satacağınızı merak ediyorsunuz. Ki hemen vurgulamak gerekirse, daha pozisyonu aldığınız anda, yani short pozisyonu açtınız, altının düşeceğine inanıyorsunuz. Pozisyonunuzu aldığınız anda pozisyonunuzu kapatacağınız yeri siz belirlemelisiniz. Aksi halde beyin en tepeyi veya en dibi yakalatmaya çalışır. Yani short pozisyonu açmak için en tepeye geldiğine inanmanız lazım ki short pozisyonu açabilirsiniz. Halbuki belli bir grafik içerisinde ara trendler oluşur. Bu ara trendlerde örneğin 1320'den kimse alamazdı. Çünkü 1320 dolara düştüğünde çok daha fazla düşebileceği konuşuluyordu. Ben de biliyorsunuz o günkü yayında bir çekiç oluştu. Buradan itibaren artık daha fazla düşmemesi lazım. Ama 1420-25'te ciddi bir direnci var. Bu dirençte ben özellikle altın rasyoya göre orada almak riskli yorumunu yapmıştım. Bir miktar geri çekilmeyi beklesin vatandaş altını alabilmek için demiştim ki, nitekim altının düşüşünden de vatandaş pek yararlanamadı. Çünkü kuyumcuya gittiğinde biliyorsunuz aradaki fark, marj, alım satım marjı inanılmaz bir şekilde açılmıştı. Hemen altın grafiğini açacağım ve birlikte altına bakacağız. Şu an itibariyle altında son 3 haftayı görüyorsunuz. Son 3 haftada altın 1500-1600 dolar seviyelerinden 1320 dolara kadar düşüyor. Bu düşüşün sertliğini anlamak için şöyle grafiğe biraz daha uzaktan bakmak gerekiyor. Nitekim 2011'in ortalarından itibaren yükselmişti. 1913 dolara kadar gelmişti ve ondan sonra da özellikle 1525 dolar seviyesinde ciddi bir destek oluşturmuştu. Zaten burayı kırarsa altı boş, hızlı bir geri çekilme olabileceğini belirtiyorduk. 1525'te aşağı kırıldıktan sonra
1320 görüldü. Fakat bu hafta itibariyle 1400'ün altı görülmedi. Şimdi biraz daha grafiği günlük baza indirelim. Günlük bazda baktığınızda şöyle bir trend oluşmuş durumda ve yavaş yavaş yukarı çıkan bir trend. Özellikle burada yatırımcı şuna karar vermeli. Long pozisyon almışsa, altında eğer bir pozisyon almışsa 1415 dolar seviyesi aşağı geçildiği an, o zaman short pozisyon, yani kısa vadeli al sat yapanlara diyorum. Teknik bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Yani teknik analizin kuralı bu. Eğer 1415 desteği aşağı doğru kırılırsa orada short pozisyonu açılarak yaklaşık 1380 dolar seviyesinde pozisyon kapatılabilir. Yani yatırımcı şunu yapmalı. Şurada şu olursa bunu yapacağım ve şurada pozisyonu kapatacağım. Bunu demiyorsanız ondan sonra grafikler sizinle oynamaya başlar. Grafikler sizi yönlendirmeye başlar. Özellikle vurgulamam gereken 1425 dolar seviyesi şu seviye. Yani şu çizmiş olduğum çizgi. Dolayısıyla bu seviyenin hemen üzerindeyiz ve bu seviyenin geçilmiş olması bir miktar daha yukarı hareketi beraberinde getirdiği için artık bu seviyeden short pozisyon açmak riskli. 1415 aşağı geçilmeli ki orada short pozisyon açılabilsin. Peki bu hareket nereye kadar gidebilir? Yani altında bu hareket nereye kadar gidebilir? Şu seviye %38.2 çizgisi dediğimiz seviye ve bunun hemen üzerinde de 1460 var. 1460 seviyesinde ilk güçlü direnç var. Bu arada eğer long pozisyonu açmışsa bir insan 1440, 35, 40 veya 25 yukarı kırılınca long pozisyonu açmışsa 1455 ile 1460 aralığında pozisyonunu karlı olarak kapatabilir. Ve 1460'ın yukarı geçilmesi durumunda yeni bir pozisyon açarak 1490'ı hedefleyebilir. Ama dediğim gibi short pozisyon açmak için şart 1415'in aşağı kırılması gerekiyor. Evet, Umut Kaya'nın sorusunu bu şekilde cevapladıktan sonra çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamdan sonra sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Aynı zamanda da Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yayın başında da söylediğim gibi sizin sorularınızla gideceğim. Biraz sonra da Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile bir telefon bağlantısı kuracağız. Evet, hemen az önce Umut Kaya'nın sorusunu cevaplamıştım. Ve Evren Özmermer şunu söylüyor. ABD uzun süredir boğa piyasasında, bunun sert düzeltmesi olur mu? Olursa hangi olay ve verilerle olabilir? Özellikle şunu vurgulayalım. Az önce destekleri, dirençleri vermiştim. Amerika'da 14.300 seviyesinin altında bir kapanış durumunda çok sert düzeltme gelir. Onu beklemek lazım. Haftalık grafiklerde özellikle geçen hafta çok yüksek işlem hacmi ve piyasanın yükselmemesi, daha doğrusu düşmesi ilk boğa piyasasının durduğuna dair bir sinyal olarak alınabilir. İşte bu tür sinyaller eğer tersi olursa, yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse ve 14.900 kırılırsa, o zaman bu tür bir sinyal ciddi bir rallinin başlayacağının da sinyali olabilir. Onu o şekilde vurgulayalım. Evet, Mehmet Ergin. Bir, biliyorsunuz burada hisse isimlerini çok veremiyoruz ama iyi yayınlar demiş. Bir hisse senedini, bir girişim grubu hisse senedini tutmaktayım. Borsalar uçarken benim kağıt düştükçe düşüyor. Şirketi aradığımda karşıma hiçbir yetkili çıkmıyor. Bu hisse için sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Küçük yatırımcı niye gelmiyor diye bir soruyorlar. Hangi küçük yatırımcı para kazanmış? Teşekkür ederim diyor. Sayın Mehmet Ergin, özellikle bu tür durumlarda bence şunu yapmalısınız. Neden gitmiyor kağıt sorusunu? Bekleyip oturup yatırımcı bekliyor ve bir şey yapmıyor. İlk yapacağınız şey, hemen kamuoyu aydınlatma platformuna gireceksiniz. O şirketin son gelen bütün haberlerini, şirketin faaliyet raporunu mutlaka bir okuyacaksınız. Şirketler gerçekten cevap vermiyorlar. Çok, yani kurumsal olmayan şirketler yatırımcıya cevap vermekte imtina ediyorlar. Sebebi de şu, diyorlar ki biz bir açıklama yapacaksak zaten kamuoyu aydınlatma platformuna bu açıklamayı yapıyoruz diyorlar. Halbuki yatırımcı belli bir dönem sonra ben sizin ortağınızım,
gidip mesela genel kurula katılmalısınız. Genel kurulda sorularınızı sormalısınız ama ilk yapacağınız şey kamuya aydınlatma platformundan bu faaliyet raporlarını okuyarak hissenin niçin gitmediğine veya niye çok mu pahalı buna bakmak gerekiyor. Daha önce de sizlere açıklamıştım. Bir izleyicimiz de az önce sormuş. Hakikaten bu konuda yatırımcıya bir danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulan bir şeyde akademik danışman olarak bütün bir altyapıyı kuran kişi olarak en önemli raporlarda verdiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi kurumsal yönetim puanı. Her şirkete bir kurumsal yönetim puanı veriliyor ki orada yatırımcısını ne kadar koruyor, yatırımcısıyla ne kadar ilgileniyor o puanları da vermiş olacağız ki özellikle yatırımcı biraz da kendisi gerçekten araştırıp bakması gerekiyor. Bunu ancak bu şekilde cevaplayabiliyorum. Hasret Dinç Salcan şöyle demiş. Hocam bir senet için şarp net kar marjı 6.29 olan ve Borsa İstanbul 30 endeksinde var olan bir hisse ne oluyor da yerlerde sürünüyor diye sormuş. Bunu özellikle vurgulayayım. Şarp kar marjı dediğimiz 6.29 gibi bir rakam şu demektir. Bu şirket çok istikrarlı bir şekilde çıktığından beri sürekli kar eden bir şirket demektir. İMKB 30'da, özür diliyorum, BIST 30'da olması da bu şirketin çok geniş tabanlı, likiditesi yüksek bir şirket olduğunu da gösteriyor. Şirketin adını şu an veremiyorum. Ama şirketin ileride karlarının eskisi kadar yüksek olmayacağına dair bir beklenti oluşmuş ki gitmiyor olabilir. Ki bunun da sebeplerini zaten sizler biliyorsunuz. Şimdi hissenin adını özellikle vermiyorum. Ama dünya işte madenler, değerli madenlerle ki geri çekilme hisseyi de etkiliyor. Hemen Mehmet Fatih Özdökkur'un sorusuna geçiyorum. Yaşar Hocam, seçici olmakla birlikte kağıt alımı yapılabilir mi, yapabilir miyiz? Trend döndü diyebilir miyiz? Tahvil tarihi diplerde ama yabancılarda artış yok. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim demiş. Fatih Özdokur'a benim söyleyeceğim şey şu. Elbette ki her an bir olay çok değiştirebiliyor. Her zaman borsada her an her dakika alımı yapılabilecek zamandır. Fakat bir şartla, o da katlanacağınız zarara karar vereceksiniz. Ben şu kadar 10 bin liram var, 500 lira zararla çıkacağım, o zaman buyurun alım yapın. Ama eğer o stop kısmını belirlememişseniz her zaman borsada alım yapmak için kötü zamandır. Ve özellikle de yatırımcının kısa vadeli baktığını düşünüyorum. Seçici olmakla birlikte evet, trend döndü diyebilir miyiz? Ben 2013 trendini, eğer Avrupa Merkez Bankası da faiz indirirse, özellikle faiz indirdikten sonra 2013 trendinin ciddi anlamda yükseleceğini ve olumluya döneceğini düşünüyorum. Yani büyümeyi getirebilmek için mecburlar dünyada bir şeyler yapmak zorundalar. Türkiye şu an uygulamakta olduğu politikalarla Türkiye'nin hikayesi oldukça cazip. Yani bu barış süreci artı Merkez Bankası'nın büyümeye verdiği destek ki orada biliyorsunuz cari açık sorunumuz var. Bakalım cari açık ne kadar büyüyecek. Biraz o konu belki endişe yaratabilir. Ama ben şu an piyasalar açısından bir süre trend döndü, ralliye başlayacağız diyemiyorum. Ama bir süre bekleyelim, görelim. Bakalım Avrupa'da ne kararlar alınıyor diyeceğini düşünüyorum piyasanın. Hemen Fatih bir söz. 1750 civarında altın var elimizde. Ne yapmalıyız? Alsat yaparak mı kurtulmalıyız bu zarardan? Bir de gümüş çok düşükte kaldı. Altına göre neden böyle oluyor? Şimdi özellikle altını son günlerde yükselten ana sebep fiziki talepti. Yani Hindistan'da aynen Türkiye'de olduğu gibi kara borsa olmuş durumda. Aynı şekilde gümüşe talep olmuyor. Aradaki en önemli fark altına olan fiziki talebin gümüşte de ortaya çıkmamış olması. Bu nedenle gümüş daha düşük kaldı. 1750 civarında altın aldığınızda ki ben çok iyi hatırlıyorum. YouTube'dan o yayınları da izleyebilirsiniz. Özellikle 1780'e geldiğinde asla oradan önermiyoruz. 1700'lere kadar düşebilir yorumlarını yaptığımızı. İşte yatırımcının yaptığı büyük hata şu. Bunu aldım ama nerede, hangi zararda satacağım ve hangi zararda katlanacağım sorusuna cevap vermediğiniz için böyle ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız. Evet, şimdi sorularınız geliyor. Bir soruyu daha cevaplayacağım çünkü önemli bir soru.
Seymen Zeybek demiş. Goldaş iflas kararı sonrası küçük yatırımcı için bir çıkış yolu yok mu? Elimizdekini de kaybettik. Artık borsaya yatırım yapmaktan korkar olduk. İlk 500'e giren şirketin yöneticileri 15 ton altını 7 olan bize oldu diyor. Şimdi yasalara göre iflas etmiş bir şirketi zaten borsa kotunda tutamazdı sermaye piyasası kurulu. Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim. Bu konudaki gidişatı ve uyarıları da bir miktar yapmıştı ama yatırımcının tabii ki hiçbir suçu yok. Fakat yatırımcı bundan sonra şunu yapabilir. Direkt olarak yönetim kurulu hakkında dava açabilir ve bu zararın, yani yönetim kurulu bunda suçlu bulunursa onlardan tazmin yoluna gidilebilir. Ama yeni Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş gerçekten bu konulara çok fazla önem veriyor ki iflas kararı geri dönebilir mahkemeden ve çünkü götürdüler, temize götürdüler. Eğer geri dönerse tekrar SPK ve borsa bunu yeniden tahtası açılabilir. Öyle bir olasılık düşük de olsa hala bulunuyor. Şu an tek yapabileceğiniz şey iyi bir finans avukatıyla görüşüp onunla birlikte bu zararın tazmini konusunda ancak sadece yönetim kuruluna dava açmak şeklinde olabilir. Evet, telefon attığımızda şimdi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu var. Günaydın Sadi, seni biraz beklettik, çok özür diliyorum ama izleyicilerimizin de yoğun bir ilgisi var programa ve çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Benim sorum... Ben teşekkür ederim. Ben de izliyorum zaten yayını. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sadi, ben şunu soracağım. Hani makroekonomide gerçekten Türkiye'nin en önemli beyinlerinden biri olarak sana şunu soracağım. Şu Merkez Bankası'nın son gaza basma olayını nasıl yorumluyorsun? Şimdi Merkez Bankası her hafta mutlaka bir açıklama yaptığı için her hafta kafamızı acayip karıştırıyor. Çünkü her hafta neredeyse politika değişikliği var. Dolayısıyla artık Merkez Bankası piyasada bir trader, bir oyuncu gibi hareket etmeye başladı. Beklenti yönetimini eline aldı ve herkes Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı her konuşmayı, o da sıklıkla konuşuyor biliyorsun. Dolayısıyla her konuşma piyasalarda yankı bulmaya başladı. Biz de gerçekten bir hafta önce söylediği bir hafta sonra çok daha farklı bir politik olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Şimdi Türkiye ekonomisi durgunluğa doğru gidiyor. Zaten aslında Türkiye'de %4'ün altındaki bir büyümeyi durgunluk olarak bizim nitelememiz lazım. İlla ki üretimde eksi değerler olacak. Efendim işte işsizlik artacak. Zaten işsizlik rakamları artıyor biliyorsun. Son veriler işsizliğin arttığını gösteriyor ama ekonomide eksi büyüme olmasa bile Türkiye ekonomisinin potansiyeli açısından bakıldığında %4'ün altındaki bir rakam Türkiye açısından bana göre durgunluk. Şimdi bunun aşılması lazım. Peki nasıl aşılacak? Şunu gördüler. Acaba dış talep kadar iç talebe izin verelim mi? Şimdiye kadarki uygulanan politika buydu. Evet. Ne kadar dış talep, o kadar iç talebe izin vereceğiz. Böylece cari işlemler dengesinde herhangi bir açık oluşmayacak. Veyahut da ürkütücü boyutta bir açık oluşmayacak diye düşündüler. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi dışarıda işler kötü. Avrupa durgun. Yani aşağı yukarı artık Avrupa'yı durgun değil. Hatta tamamen depresyona doğru giden bir Avrupa ekonomisi var. Amerika'da durum belli. Japonların durumu belli. Çin küçülüyor. Dolayısıyla bütün ekonomilerde şu anda büyümeyle ilgili bir sorun yaşanıyor. O zaman dışarıya satamayacağız. Dışarıya satamayasak nereye satmamız lazım? İçeriye. İçeriye satmaya başlarsanız bu sefer cari açık artacak. Çünkü Türkiye'nin üretimi ithalata bağımlı hale geldi tamamen. Gittikçe artan oranda ithal girdiyle üretim yapıyoruz. Dolayısıyla cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Şimdi böyle bir ikilemin arasında kaldık. En son Merkez Bankası tekrar büyüme için en azından artık kredi sınırı deklare etmemeye başladı. %20'ler konuşuluyor. Ama bu şey değil diyor. Ama fiili olarak %21 biliyorsun kredi artışı var. İşin tuhafı da şu. Yani enflasyon %7'lerde geziyor Türkiye'de. Büyüme %2'ler seviyesinde ve %21 kredi artışı var. Buna rağmen ekonomi hareket etmiyor. Yani bunun altını çok iyi çizmemiz lazım. Son, artık, o zaman Sadi, son iki ay
aydaki genel olarak işte kapasite kullanım oranı, sanayi üretim verileri vesaire, onları o zaman çok yetersiz görüyorsun herhalde. Ya yetersiz. Bir de, zaten dün bir açıklandı de, biliyorsun. Hepsi kötü durumda yani. Ne güven endeksi iyi geldi, kapasite kullanımı kötü. Önceki yılın hep altında gidiyor. Peki şeyden ne bekliyorsun? Avrupa Merkez Bankası sence faiz indirir mi? Şimdi Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek. Yani başka şey de yok. Ama şöyle de düşünmek, sen de çok iyi tarihi takip ettiğini iyi biliyorum. Yani hiç böyle bir tarihsel olarak bu kadar düşük dünyada faiz oranı oldu mu? Yok yani. Böyle bir tarihte böyle bir şey. Yani faiz olduğundan beri dünyada yani böyle bir düşük faiz olmadı. Dolayısıyla bu kadar düşük faizde zaten 0.25 veyahut da 0'a getirse ne olacak? Yani hiçbir şey olmayacak. Anlatabildim mi? Yani çünkü kriz devam ediyor hala. Yani 2009 krizi sadece muhasebe oyunlarıyla giderildi. Kriz devam ediyor. Krizle ilgili bir önlem yok ortada. Faizleri düşürerek, yani sadece Merkez Bankası kanalıyla bu sorunu çözmeye çalışırsan ve ardından da mali disiplin diye tutturursan ekonomilerin hareket etmesi mümkün değil. Yani bu borç yüklerini bir şekilde ya konsolide edecekler ya radikal bir şekilde hareket edip bu borç sorununa evet, bir çözüm bulacaklar. Başka çaresi yok. Evet Sadi, ya aslında biraz daha erken başlasaymışız çok daha iyi olacakmış. Olmazsa ben yarın yine bu formatı devam ettireceğim ve izleyici sorularıyla birlikte gideceğim, ama istersen yarın da devam edebiliriz. Şu an tamam, programın sonuna geldik. Tamam, devam ederiz. Sen altınla ilgili son bir tek bir cümle istiyorum. Sence altın yatırımcısı beklemeli mi? Tutmaya devam etmeli mi orta ve uzun vadede? Ya ben tutarım. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sadi. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum sevgili seyirciler. Ve bir yayının daha sonuna nasıl geldik gerçekten anlamadım. İnanılmaz bir şekilde vakit hızlı geçti. Bizimle birlikte olduğunuz için ve yayına katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kalan soruları yarın cevaplamaya devam edeceğim. Yarın da aynı şekilde sizden gelen sorular üzerinde yoğunlaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.